Evet, 35. soruya bakalım hemen. Antalya ilinin nüfus ve yerleşme özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacı hangisinden faydalanır? Hemen bilimlerin isimlerini söyleyelim. Limnoloji, göl bilimiydi. Jeoloji, yer bilimi. Pedoloji, toprak bilimi. Hidroloji, su bilimi. Demografi, nüfus bilimi. Yani nüfus ve yerleşme özelliklerini bilmem için demografiye ihtiyacım var diyeceğim. 36. soruda ne varmış? Basıncın iklim özellikleri üzerindeki etkisini merak eden bir araştırmacı, dünyadaki iklim tipleri hakkında araştırma yapar, 30 derece enlemleri çevresinde dinamik etkenlere bağlı olarak oluşan yüksek basıncı tespit etmiş. Bu iklim hangisidir diyor bana. Ben biliyorum ki 30 derece yüksek basınç çevresinde çöl iklimi oluşur. Çünkü ekvatordan yola çıkan o hava kütleleri 30 derecede çökmeye uğrar ve burada kuru, yağışsız, nem olmayan bir hava oluşmasına sebep olur. Bu da çöl iklimidir diyeceğim. Devam ediyorum. 37. soru. Coğrafyanın hangi prensipleriyle ilgili olduğunu soruyor bana. Fındık tarımı en çok nerede yapılır? Bana direkt dağılışından bahsetmiyor ama fındık tarımı nerede dağılır demek istiyor. O zaman direkt iki şıkka indirdim. Engebeli tarım arazilerinin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Engebeli tarım arazileriyle yerleşme üzerinde ilişki kurmuyor mu? İkisinin birbiriyle etkileşimini soruyor bana. O zaman Bursa diyeceğim. 38. soru. Yağış grafiği verilmiş. İncelenirse hangisine ulaşılamaz diyor. İlkbahar mevsimi yağışlı geçer. Evet, Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağış var. En az yağış Eylül ayında düşer. En az yağış Eylül'de düşmüyor. Temmuz, Ağustos'ta düşüyor. Yaz aylarında daha az yağış var. O zaman direkt buna ulaşamadım. Diğer şıklara da bakalım. Yıllık sıcaklık farkı 15 dereceden fazladır. Sıcaklık farkına baktığım zaman yaz sıcaklığım 23-24 derecelere ulaşıyor. Kış sıcaklığım 0 derecelere kadar düşüyor. Evet, 15 dereceden fazla. En yüksek sıcaklık Temmuz ayında yaşanır. Evet, Temmuz ayında tap görüyorum. Aralık ayında sıcaklık Ocak ayından daha yüksektir. Aralık ayında 2-3 derecelerde, Ocak ayında daha da 1 dereceye düşmüş. Evet, Aralık'ta daha yüksek. O zaman B seçeneğini aldım. Dağınık kır yerleşmelerinin olduğu bir yerle ilgili hangisi söylenemez diyor bana. Dağınık kır yerleşmeleri. Arazi engebeli ise dağınık olmuştur muhtemelen. Tarımda makine kullanımı az, dağlık olan yerde nasıl makine kullanacağım? Su kaynakları yeterlidir. Şimdi tek bir su kaynağı olsa onun etrafında toplanırlardı. Toplu yerleşme olurdu. Ama burada da su kaynağı var. Burada da var. Burada da varsa birkaç insan burada toplanır. Birkaçı burada toplanır ve dağınık bir yerleşme meydana getirir. O yüzden su kaynaklarının yeterli olması da dağınık yerleşmenin sebepleridir diyeceğim. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Dağınık, zaten dağlık bir alansa evet tarım alanları parçalıdır. Yerleşme akarsu boyunda kurulmuştur. Eğer bir akarsu boyunda kurulsaydı bu yerleşme çizgisel ve toplu bir yerleşme olurdu. Ama bana buna dair bir şey söylememiş. E seçeneğini alıyorum. 40. soruya bakalım. Numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiş. Hangisinde kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilmez? Şimdi baktığım zaman 3 numara zaten çöl bölgesi değil mi? Sahra çölünün olduğu yer. O yüzden buradaki kuraklık zaten normal. İklimi kurak bir iklim. Ve 5 numaraya baktığımda yine Avustralya'nın iç kesimlerinde çöllerin hakim olduğunu biliyorum. Ve bir çöl ikliminin ekstrem olarak değerlendiremeyeceğimi biliyorum. O yüzden 3 ve 5'i seçtim. Hemen sözel kısımdaki sorularıma da bakalım.
Hangisi G20 ülkelerinden değildir? Gelişmiş 20 ülkeden biri değildir diyor. Bunun içinde Almanya var, Kanada var, Brezilya var, Türkiye var. Ama Belçika G20 arasında değildir diyeceğiz. Geldim. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda 169 ülkenin katılımıyla 97 yılında imzalanan sözleşmede karbondioksit ve sera gazının etkisini azaltmayı hedeflemiş. Bu direkt Kyoto Protokolü diyeceğim. İklim anlaşması, iklim sözleşmesi. Ramsar su kuşları ile ilgili bir anlaşmaydı. Washington, Bern ve G20 zirvesi de siyasi anlaşmalar. Ama Kyoto iklim değişiklikleri ile ilgili yapılan bir anlaşmaydı. 14. soruya bakalım. Bir tarım ürününün üretim miktarı gösterilmiş. Neredeyse Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetişen ama İç Anadolu'da bir artış gösteren tarım ürünüymüş baktığımda. Hangisine ulaşılamaz diyor. Farklı iklim özelliklerine uygundur. Evet, yağışlı iklimde de az da olsa yetişiyor. Kurak iklimde de yetişiyor. Karasal iklim bölgesine daha uygun bir tarım ürünüdür. Evet, iç kesimlerde arttığı için. Soğuk iklim şartlarına elverişlidir. Evet, kuzey kesimlerde de yetiştiği için buna da evet diyeceğim. İlkbahar yağışlarının fazla olduğu yerlerde, İç Anadolu'da ilkbahar yağışları daha fazla olduğu için bunu da doğru alıyorum. Fazla yıkanmış topraklar üzerinde yetiştirilmektedir. Fazla yıkanması demek yağışın fazla olması demek. Ama İç Anadolu'da ilkbahar yağışları fazla. O da yine burayı yağışlı bir mevsim, yağışlı bir iklim haline getirmiyor. O yüzden fazla yıkanmış toprak olması muhtemel değildir diyeceğim. Karasal iklimde yoğunlaştığı için. Bir ülkenin turizm değerlerinin çekiciliği turizm gelirlerini artırır. Buna göre hangisinin katkı sağladığı söylenemez. Taç Mahal'in Hindistan'da olduğunu biliyorum. Eyfel Kulesi'nin Fransa'da olduğunu biliyorum. Yellowstone İspanya'da olduğunu biliyorum. Elhamra Sarayı'nın ABD'de olduğunu biliyorum. İran için bir turizm bölgesi verilmemiş. O yüzden İran dedim. 16'ya bakıyorum. Önemli deniz yollarından hangisi petrol taşımacılığı için tüm dünyayı etkileyecek niteliktedir demiş bana. Şimdi, petrolün nerede daha fazla olduğunu biliyorum ben. Evet, petrol Arap Yarımadası'nda daha fazla ve Arap Yarımadası'nın güney kısmındaki boğazda Hürmüz Boğazı. O yüzden Hürmüz dünya çapında etkileyecek. Neredeyse petrolün büyük bir kısmının bulunduğu kesimde çünkü Hürmüz Boğazı. Ama Cebel Tarık, Bering ve Panama küresel ölçekte etkilemeyecektir bunlar. 17. soruyla devam edelim. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet hangisidir demiş. Tarım, geçim kaynağımış, astronomi, matematik, mimari de ilerlemişler. Kuruldukları bölge neresiymiş? Meksika'nın güney ve Orta Amerika'nın kuzey bölgeleri. Yunan medeniyeti olamaz. İnka Ant Dağları'nda demiştik. Mısır, Nil Nehri çevresinde. Mezopotamya, Fırat ve Dicle'nin olduğu verimli arazilerde. Aztek uygarlığı da Meksika'nın güney kesiminde diyeceğim. 18. soru. Bir madenin dağılışı verilmiş. Burası hangi madendir diyor. Mardin Maza Dağı'nda sadece çıkartılan fosfat buradadır diyeceğim. 19. soruya bakalım. Ergene Havzası'nda ayçiçeği ve buğdayın birlikte yetiştirilebilmesi buranın hangi özelliğini gösterir? Hem ayçiçeği hem buğday. İkisi de kuraklık isteyen bitkiler değil mi? O yüzden Ergene Havzası'nda yaz kuraklığının etkili olması bu iki bitkinin de aynı anda yetiştirilmesini sağlar diyeceğim. Çünkü ulaşımla alakası yok. Kuzeybatısında bulunmasıyla alakası yok. Mandıra hayvancılık zaten değil. Yüzey şekillerinin sade olması bu tarım yapabilmesini sağlar. Ama yaz kuraklığının etkili olması her iki ürünün de yetişmesini sağlayacaktır. 20. soruya bakalım.
Küresel çevre sorunlarından biri olan asit yağmurlarının aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenebilir? Daha çok etkisi olduğu söylenebilir diyebiliriz. Evet, orman tahribatına da yol açar, asit dengesini de bozar. Mimari yapılar da zarar görür ama en çok küresel ısınmayı artırır. Soruya bakıyorum. Türkiye'nin 1980 ve 2016 yılındaki nüfus piramitlerine bakılarak hangisine ulaşılabilir? Yaşlı nüfus oranı azalmıştır. Baktığım zaman yaşlı nüfusta artış var 65 yaşın üstünde. Nüfus artış hızı düşmüştür. Nüfus artış hızı düşmüş müdür? Burada 7 milyon civarında, burada neredeyse 4 milyona düşmüş. Evet, nüfus artış hızı yüksek oranda düşmüş hem de. Toplam nüfus azalmıştır. Toplam nüfusa baktığımda şöyle bir genel toplama yapmam lazım. Buna ulaşamıyorum. Ortalama yaşam süresi azalmıştır. Buna ulaşamıyorum çünkü yaşlı nüfusunda artış var. Aktif nüfus oranı azalmıştır. Hala genç nüfusun fazla. O yüzden buna da ulaşamıyorum. Ama nüfus artışının düştüğü net bir şekilde belli. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Almanya bu gücünü sanayi alanındaki gelişmişliğinden alır diyor. Bu gücü yakalamasında hangisinin etkisi vardır? Nüfusunun büyüklüğü. Şimdi Çin'de kalabalık, Hindistan'da kalabalık ama buralar için sanayi çok gelişmiştir diyemiyorum. O yüzden nüfusunun büyüklüğü çok da etkili değil. Ama nitelikli iş gücünün olması ve zengin doğal kaynaklarının olması onu kesinlikle sanayi alanında iyi bir mertebeye çıkarmıştır. O yüzden D seçeneğinden devam ediyoruz. Coğrafya soruları bitmiştir. İyi çalışmalar diliyorum.